var tabii. Sadece aradaki 405'in işte söylemiş olduğunuz gibi bir adım devlet geri gelmiş olursa, bir adım da işte işveren geri gelmiş olursa bu rakamlar daha da farklı olacak. Ama neden bu kadar yani ince hesaplar yapılırdı? 803 liradan 843 lira sadece, yani 43 lira gibi bir yani zam olur. Simit parası. Bilmiyorum yani. Bununla ilgili tabii ki yani birçok şeyler güzel giderken burada eleştirebilecek olduğumuz noktalardan başında geliyor özellikle vatandaşlar. Peki Sayın Baş, izleyicilerimize Ordu Mali Müşavirler Odası'nı kısaca tanıtır mısınız? Yani asli görevleri nedir, faaliyetleriniz hakkında kısaca bilgiler verir misiniz? Bizim Mali Müşavirler Odası Anayasa'nın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde, yani bir dernek değil. Biz şu an otogarın bitişinde 440 metrekare kapalı alanı olan, mülkiyeti kendisine ait yaklaşık 600-700 bin lira civarında bir ekonomik değeri olan 120 kişilik bilgisayar toplantı salonu, 20 kişilik full donanımlı bilgisayar sınıfı olan, meslektaşlarına 345 tane ordulu mali müşavir hizmet verilmeye çalışan Türkiye'deki 85-90 odadan biriyiz. Burada bizim orduda toplam 345 üyemiz var, 52 tane stajyerimiz var. Mesleğe her yıl 18 civarında ilave kişi katılmakta, 20 civarında. Aramızda ise yani sınavla stajyer olma hakkı elde etmekte 20 kişi. 3 kişi, 4 kişi de mali müşavir olarak her yıl aramıza katılmakta. Biz Ünye, Fatsa ve Ordu Merkez olmak üzere ağırlıklı olarak büro ve iş yerlerimiz buralarda. Diğer ilçelerde çok fazla, yani 2-3 ile ifade edebileceğimiz meslektaşlarımızın iş yerleri var. Üyemizin toplam 200'ü büro sahibi, fiilen mesleği icra ediyor bürolarında. Geri kalan 140 kişi de kendileri bir başka bir şirkette veya bu mesleği icra etmeyerek faaliyetlerini sürdürüyorlar. Oldukça ciddi ve çok büyük sorumlulukları olması gereken bir meslek grubu. Ve sürekli eğitim yapmak zorunda değil mi? Bir kurum, evet. Yani bu muhasebecilik ana ilkeni olması lazım bir mantık açısından baktığımız zaman. Ben eğitimlerle ilgili bir nokta vereyim, onu başkanım izah eder. Biz her yıl ortalama 60'ın üzerinde eğitim yapıyoruz. Evet. Yani neredeyse ayda 2-3 eğitime tabi tutuyor. Yani biz ayda 4 tane bülten dergi çıkartıyoruz. Basın alanında da varız. Yani 36. sayıyı çıkartıyoruz. Bugün elimize ulaştı dergi. Yılda 2 defa sirküler kitabı. İnternet sitesi, Facebook, sosyal medyası, Twitter'ı, odanın kendi sayfası, sirkülerleri, üyenin her bir değişikliği günceli adresine atıyoruz. Ne? İşte az önce başta konuştuk. Değişen bilgi teknolojileri karşısında en güçsüz olan gruplardan biri de mali müşavirler. O güçsüzlüğü, o da odanın fonksiyonu bu. O da o bilgiyi upgrade ediyor, güncelliyor yani. Üyeye bir an önce diyor ki bak bu değişti, sahip ol. Evet. Bu değişti, sahip ol. Bunu da bütün sosyal medya alanlarını kullanarak geçiyor. Diğer konuyu da istersen aslında çok durumu. Aslında çok çok önemli. Yani o bilgileri devamlı güncelemek. Çünkü kimisi işte o herkes o bilgiyi belki takip edemiyor olabilir. Evet. Yenilikleri takip edemiyor olabilir. Ben biraz da aklıma hemen konuşurken geldi. Yani ben mesela muhasebecilerde dürüstlük ilkesinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle hesaplar işte muhasebeci seçerken yani başkanım nelere dikkat etmesi gerekiyor? Çok önemli bence bu. Bu sorudan şimdi, sonra hemen cevaplasın, hemen reklama gireceğiz. Şimdi şöyle. Tabii toplumda yanlış bir algı var. Evet. İşte tabii nerede böyle bir kayıp ve kaçağı var, akla hemen muhasebeci. Yani ben bunu şimdi, telaffuz etmek istemedim, siz söylediniz. Böyle. Hayır yani bu gerçeği. Ama bu algı yavaş yavaş yıkılıyor. Çünkü kırılıyor daha doğrusu. Çünkü şu var, bir muhasebeci mali müşavir ne yapar? Kendisine ulaşan gelen bilgilere göre kayıtlar tutar. Evet. Şimdi nedir hadise? Biz işverenin başında sürekli oturup, onun masasında oturup beyannamelerini, işlerini yapıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Kendi işlerimizde, büromuzda çalışıyoruz. Şimdi şu kapıdan mükellef geldiği zaman diyor ki şu benim aldığım, şu benim sattığım. Evet. Biz bunu ne yapıyoruz? Bilgisayarda kayıtlara intikal ettirip beyannameyi dolduruyoruz. Ve bize gelen kayıtlara göre bu beyanname doğrudur diye imza atıyoruz ve gönderiyoruz internetten, bilgisayardan. Şimdi tabii ki vergi kayıp kaçağı varsa iş yerinde var. Şimdi efendim fişsiz mal satılıyorsa iş yerinde. Efendim naylon fatura iş yerinde. Her türlü şey iş yerinde yapılıyor. İş yerini düzenlemek, iş yerini kontrol etmek de Maliye Bakanlığı'nın Maliye Bakanlığı'nın görevini yapacak o zaman. Evet. Yani öyle yanlış adreslerde her şeyde muhasebeciye fatura kesilmesin. Fatura kesilmez. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız.
dolu. Evet sevgili izleyicilerimiz, tekrar yayındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Değişiklikler iyidir. Biz de programda yer değiştirdik. Başka ben aldım. Ben söylüyorum bunu. Evet. Bahadır Bey, ben size başka bir şey soracağım. Yani görevi devraldınız ama biraz önce başkanla sohbet ederken işte vergiler konusuna girmiştik. Aslında aklımda o kadar çok soru var ki, yani süremiz de kısıtlı, hangilerini yetiştirirsem diye. Yıllardan beri, çocukluktan beri hep bir söylenmiş olan bir söz vardı. Kulaklarımıza vardı. İşte vergiler tam alınsa, vergiler yerli yerinde olsa bu memlekette ne sorun kalır ne problem kalır. Vergi verme konusunda gerçekten yani bu sorunlar, bu problemler devam ediyor mu? Yani az mı vergi veriyoruz, vergiler mi alınmıyor, kontroller mi yapılmıyor, denetimler mi yetersizdir? Ne de bu vergiyle ilgili? Gerçekten cidden biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar olarak, yani esnaflar olarak, işte çalışanlar olarak az mı vergi veriyoruz? Yani şimdi buna şöyle yaklaşmak istiyorum. Aslında vergi yükümüz bizim çok yüksek değil. Yani hani sanılan bir şey var, sanki kişi başı vergi yükümüz çok fazlaymış gibi bir algı var. Bu çok doğru değil ama sorunuzun birinci kısmında dediniz. Hani biz her zaman söylüyoruz, biz de vergiler tam alınsa, her şey tam olsa bu sorunlar biter. Doğru bir yaklaşım. Evet. Ben bir örnek vereyim. Avrupa OECD'nin yapmış olduğu bir çalışma var. 2011 yılı verileriyle yapmış. 2013 yılında açıkladı bunu. Yani ülkeleri almış, nüfuslarını almış, gelir vergisi mükelleflerini oranlamış. Mesela birkaç tane örnek vermek istiyorum. Belçika'da %66. Yani her 100 kişiden 66'sı Belçika'da gelir vergisi mükellefi. Fransa'da %56'sı, İngiltere'de %49'u, Almanya'da %32'si, Hindistan'da %2.7'si, Suudi Arabistan'da 1.7'si. Yani ne? Her 100 kişiden ikisi Suudi Arabistan'da gelir vergisi mükellefiymiş. Peki bu oran ülkemizde ne diye sorarsanız, bizim 76 milyon nüfusumuz var, oranlandığında %2.3. Yani biz, bizim vergi mükellefimiz, yıllık gelir vergisi mükellefimiz Hindistan'ın altında, Suudi Arabistan'ın üzerinde. Oysa bakın, gelişmekte olan ülke dediğimiz Yunanistan, Moldavya diye yeni cumhuriyet, yeni kurulmuş, yeni gelişme aşamaları kaydeden ülkelerde bile %77, %60. Yani her 100 kişiden 77'si mükellef sınıfına. Peki bize gerçekten bu oran %2 mi, yoksa bu şekilde mi? Yani ödemiyor muyuz? Şimdi şöyle, ödememek de değil. Yani bizim mükellef yaptığımız kişi sayısı. Ben 2013 yılı gelirken bir çalışmaya baktım. Ağustos ayı verileri, 2013 yılı Ağustos. Yani bundan 5 ay önceki veriler. Gelir vergisi mükellefi Türkiye'de bu bakanlığın sitesinden alınmıştır. 1.794.000. Gayrimenkul sermaye iradı 1.559.000. Basit usul 696.000. Stopaj mükellefi 2.466.000. Kurumlar vergisi, yani Türkiye'deki tüm şirketler 663.000 tane şirket var. 2.374.000 de KDV mükellefi.
KDV mükellefilerini çıkartırsak, toplarsak buranın tamamını 6 milyon yapıyor. Yani 75 milyonun %10'una dahi ulaşmıyor. Bütün mükellefleri toplarsak yani %10 gibi bir mükellefimiz yok. Yani 100 mükellefi, 100 nüfusun her 100 kişi...